Hayahuya düştük. Damatlık konuşmanı yapamadım sana. Rahmetli babam yaşasaydı şimdi o yapacaktı değil mi? Evet. Baba vazifesidir bu. Her baba evlenen oğluna nasihat eder. Hayatta korkak olmayacaksın Çınar. İnsan ne kaybederse korkaklığından kaybeder. Sevdin, sevdiğine sahip çıktın. Korkak değilsin. Aferin oğul. Keşke bunları en başından söylemiş olsaydın amca. Bundan böyle kul için, hak adına iş diyeceğiz Çınar. Soyumuzun hayırlısıyla sürmesini bekleyeceğiz senden. Adını ben verdim sana. Bir çınar gibi kök salmamız, dal budak büyümemiz için. Hayırlı evlatlar verin bize. Senin gibi oğullar. İnşallah. Bahtiyar ol oğlum. Amin. Ben Lale'ye bir bakayım. Seni hiç böyle görmemiştim. İnsanın söyleyemediği şeyler olunca böyle oluyor demek ki. Koca adam ağlıyor. Herkes kaderini yaşarmış. Biçare öyle. Yeşim'in gölgelediği Lale'nin mutluluğuna. Yeşim. Ah Yeşim, ah. Sence Lale onların arasında mutlu olabilecek mi ablam? Bana abla deme. Şunun şurasında iki kardeş konuşuyoruz. Çıkar şu zırhlarını. Çelik bile ateşle eğilirmiş. Bu kadar katı olma. Ne oluyor sana kuzum? Hı? Ne bu romantizm? Yanlış yaptık Valide Sultan. Lale o dağın çiçeği değil. Saçmalama. Saçmalamıyorum. Farkında değilsin ama çocuklarının hayatını mahvediyorsun. Ne dedin sen? Kemal öldüğünde bu aileyi ben ayakta tuttum. Ondan önce de kendi ailemi, seni taşıdım sırtımda. Ben yük değilim. Sana yardımcı oldum. Yük değil. Asıl haksın sen. Bu kadarı fazla. Bana ahkam keseceğini, yeğenlerine sen ilgilenseydin biraz. Neyin var Lale? Gazeteler yazmışlardır şimdi. Ben bir iki tanesiyle konuştum ama faydasız. Engellenmesi mümkün değildi biliyordun. Ben sadece Yeşim için üzülüyorum. Sen ne iyi kalpli bir insansın. O senin düğününü mahvetti. Sen hala onun için üzülüyorsun. Onun benim gibi mutlu olmasını istiyorum çünkü. Aşağı inip sizinkilere nasıl yüzüne bakarım ben? Bu senin ayıbın değil. Yeşim'le evli sevgilisinin ayıbı. Görmedin mi? Metres ilan etti kendini. Annen kim bilir neler söyleyecek. Bu konu hakkında konuşmasına izin vermeyeceğim. Yardım eder misin? Çok isterim.
çok yakıştı. Bunlar bana seni ve aşkımızı hatırlatacak. Korkuttukları kadar varmış. Şu rezilliğe bak. Bir bu eksikti. Ne yazmışlar? Var mı resmimiz? Ne yazacaklar? Dün geceki rezilliği dillerine dolamışlar. Sen hiçbir yerde yoksun. Ama abimle Zümrüt Taşkıran'ın kol kola fotoğrafı bu pisliğin üzerine tüy dikmiş maşallah. Ver bakayım. Bir de koluna girmiş. Hamşürük. Aa, niye öyle diyorsun? Çınar'a sosyeteden gelin aldık. Abimi de sosyeteye damat veririz. Olur biter. Boş boş konuşma Reyhan. Niye boş boş konuşayım? Biri dul, öteki müzmin bekar. Günaydın. Oğlum, canım benim. Nasıl özlemişsin değil mi evini? Özlemişim tabii. Oğlum benim, şu hayatta tutunacak tek dalım, Çınar'ım. Hadi, başlaydı. Yusuf, git dayını çağır oğlum. Lale, gazeteleri gördün mü kızım? Görmeyelim anne. Kaldırın gazeteleri. Dün gece ait tek bir şey duymak istemiyorum. Huzur içinde kahvaltımızı yapalım, olur mu? Bırakıyorsunuz, sırtınız dik, karnınız içeride. Tutun burayı. Zümrüt Hanım, beklediğiniz misafiriniz geldi efendim. Muratçığım bu kadar yeter. Şermin sana kahve yapsın. Tamam. Tabii, efendim. Buyurun. Ah. Hoş geldin Hülya. Hoş geldinmiş. Bu ne yüzsüzlük, bu ne vurdum duymazlık. Sakin ol. İstemeseydim seni kabul etmezdim. Benimle görüşmeyi kabul etmeseydin sonuçları çok daha ağır olurdu, biliyorsun. Ne o? Yolumu kesip rezalet mi çıkaracaktın? Beni tehdit etme. Sen önce kocana sahip çık. Sen de kızına. Kızım kocanın ne ilk ne de son sevgilisi olacak. Saf olma. Gözünü aç, biraz etrafına bak. Ne yani? Şefin farklı farklı sevgilileri mi vardı? Mevzu kocanın aşk maceralarının çetelesini çıkarmak değil burada. Benim kızımın geleceği. Senin o zampara kocan yüzünden kızım yandı. Hem suçlusun hem güçlü. Ben aldatıldım. Sen kızının adına utanacağına bir de küstahlık ediyorsun. Yazıklar olsun. Seninle ciddi bir yoldayız Yeşim. Niye? El ele kol kola bir düğüne gittik diye mi? Ne demek şimdi bu? Tamam, daha önce bir takım ilişkilerim oldu ama hiçbirini senin gibi koluma takıp gezdirmedim. Meşru kılmadım. Merak etme Şefik'ciğim. Benim de öyle bir derdim yoktu zaten. Neydi derdin o zaman? Lale'nin düğününe gidip ortalığı birbirine katmak mı? Seninle evlenecek değilim Şefik. Böyle bir şey gündemimde yok. Ama ben sana bildiğim her şeyi anlattım. Demek bütün bunlar bir gösteriden ibaretti. Sana inanamıyorum. Bu kadarını Zümrüt Taşkıran bile yapamazdı. Sağ ol Remzi, tamam. Benim acilen çıkmam gerekiyor. Nereye oğlum? Önemli bir işim var halletmem gereken. Bunu telafi edeceğim. Sen işini aksatma. Sonra görüşürüz.
Evliliğin ilk günü. Şirkete gelme demeyeceğim. Bir iki pürüz var. Acil. Gel de görüşelim. İşimi halledeyim. Sonra şirkete gelirim amca. Aa, balayına çıkmıyor musunuz? Sürprizimi bozma. Oğlum, seyahate falan çıkacaksanız bilelim. Kayseri'den misafirler tebriğe gelir. Misafirleri biz size ağırlarsın anne. Olur mu? Hadi karım size emanet. Afiyet olsun. Güle güle. Güle güle oğlum. Siz Çınar'ı çok seviyorsunuz değil mi? Bizde erkek evlat, erkek yeğen kıymetlidir. Yusuf'umuz da değerlidir. İnşallah sizinkileri de kucağımıza alıp severiz gelin hanım. İnşallah. Erkek evlat doğurursan Kayseri'deki bağ bizden sana hediye. Çok bonkörsün yenge. Lale Kayseri'deki bağları ne yapsın? Ben olsam içerideki tabloyu hediye ederdim. O tablonun bendeki hatırası çok acı. Şimdi izninizle. Hadi hepinize afiyet olsun. Yaptığın pisliği temizleyeceksin. Bunların hesabını tek tek vereceksin Şefik Süer. Seninle sonra görüşeceğiz. Yürü. Ya tamam bırak ben gelirim. Yürü. Ya bırak onu. Yürü. Ne yapacağını sanıyorsun sen? Sana söylüyorum. Yeşim, zaten yeterince rezalet çıkardın. Sana söylüyorum. Cezaevine mi götüreceksin şimdi? Ben eve gitmek istemiyorum ya. Senin iyiliğin için uğraşıyorum. Çocukken de böyle huşu içinde seyrederdi. Bana babamın yanında olma fırsatı verirdi. Çalışma odasında dururdu. Annen salonu asmaya kalktığında rahmetli itiraz ettiydi. Nur içinde yatsın. Oh, böyle bütün gün tabloyu seyredip duracaksanız işimiz iş. Hayrola İkbal Hanım, bize vazife edeceğiniz şeyler mi var? Estağfurullah. Lale'ye evin düzenini öğretiriz diyordum. Siz de acaba mutfağa mı yardım etseniz? Nasıldır eliniz, yemekten filan anlar mısınız? Evelallah, her şeyden layıkıyla anlarım. Ancak benim vazifemi küçük sultanım verir. Öyle olur mu Behiye dadım? Sen benim yanımda ol, benim için yeter. Sizden ricam, Lale'nin dairesine bakacak olan gündelikçinin kim olduğunu tespit etmeniz. Yukarı gönderin, ben de yapacağı vazifeleri izah edeyim. Baş üstüne. Aman efendim, emir telakki etmedim, rica ettim. Yanlış anlamayın. Lale Hanım, misafirleriniz gidiyorlar. Nereye erkenden? Biraz daha kalın. Yarın size İstanbul'u gezdireceğim. Yolcu yolunda gerek kuzum. Bir sabah beri gezip durur İstanbul'u. Siz gelirsiniz gari ha? Çok güzel anılarımız vardı. Keşke şimdi orada olabilseydik. Bak gördün Memin, ben dediydim sana. Samandan yatağımda huzurum olsun. Sırça kök sizin olsun ha. Sağlıcak bakalım. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet. Görüşürüz. Güle güle. Sağ olun. Yine gelin. Hoşça kalın hanımefendi. Hoşça kalın.
Yüz vermeyin bunlara bu kadar. Onlar Çınar'ın can yoldaşları. Ne olursa olsun. Kimden ne zarar geleceği belli mi olur? Zaten herkesin gözü üstümüzde. Ha, Çınar konuşturmadı ama kız kardeşinin yaptığı neydi öyle? Bakıyorsun. Ellerimi de kelepçeleseydin bari. Bu hatayı düzeltmene yardımcı olacağım. Niye? Lale daha fazla üzülmesin diye. Gelin hanım, sana bir çift sözüm var. O kız kardeşinin yaptığı neydi öyle? Bakın İkbal Hanım, herkesin yaşam biçimi farklı. Ama artık aile olduğumuza göre birbirimize saygılı olmamız gerekir. Bir dakika, bir dakika. Bunu bana sen mi söylüyorsun? Yeşim hata yapmış olabilir. Bu konuda ben de onu savunmuyorum. Ama artık olan oldu. Bunu dillendirip birbirimizi üzmeyelim lütfen. Neticede Yeşim benim kardeşim. Onun hakkında ileri geri konuşulmasına izin veremem. Bana bak. Sen kardeşinin yaptığı kepazeliği onunla konuştun mu? Konuşmadın. Sen bana çatacağına git kardeşini dize getir. Dilim bana uzanmasın. Teşekkür ederim Çınar. Yeşim'i ailesine kadar getirdiğin için. Bana Kemal'i hatırlatıyorsun. O da senin gibi sevdiklerini korumayı, himaye altına almayı severdi. Aslında insanların özel hayatına karışmayı pek sevmem. Ancak bu defa durum bunu gerektiriyordu. Buna katılmıyorum. Şefik Bey'in özel meselesi hallolana kadar burada kalman en doğrusu. Çınar haklı. Ayrıca o adam, Şefik, karısından boşansa bile mutluluk vadeden nihai bir çözüm olmayacaktır. Şefik beni seviyor. Peki ya sen? Sen onu seviyor musun? Bana babammışım gibi davranmayı kes Çınar. Lale ile evlendin, ailemize katıldın ama yeter. Yeşim. Benim gitmem gerekiyor. Çınar, çok teşekkür ederim. Siz Yeşim'le ilgilenin. Alacağını aldın, oyun bitti. Rezil oldun da kaldın. Mutlu musun şimdi? Sen kendine bak. Her şeyin sebebi sensin. Senin yüzünden Küstah. Karışma. Ne oluyorsunuz yine ya? Sen karışma. Niye? Niye karışmayacakmışım ha? Yeter artık be. Bıktım sizin tepişmenizden. Enerji işine taş koyacaklar deme sakın. Koyacaklar. Kulağıma çalınan şeyler müspet değil Necip kardeşim. Ne yani? İki paralık bir kızın faturasını bize mi kesecekler? Kesecekler üstadım. Teşvik fonunu, kredileri, yatırım ortaklıklarını hepsini unut. Yapma. Enerji işi mühim. Böyle bir pesbaya durumun cezasını niye biz çekelim? Hocaya sormuşlar. Kimdensin? Aranızdaysam sizdenim demiş.
Yok, onların arasındaysam onlardan. Bu da o hesap Necip. Nerelerdesin Çınar? Önemli bir iş hallettim amca. Hoş geldiniz İhsan Bey. İşler sarpa sardı. Enerji işini bize bağlamaktan vazgeçtiler. Vaz mı geçtiler? Niye vazgeçiyorlar? Görünen köy kılavuz istemez. Düğün rezilliği yüzünden. Terbiyemizle, tertemiz ahlakımızla iş yapacağız dedik. Bize inandılar, güvendiler. Elimizden tuttular, buralara getirdiler. Şimdi de ayağımızın altındaki halıyı çekiyorlar. Bizi alaşağı edecekler. O kadar kolay mı amca? Ben de bunu dedim. Dedim ama onları da anlamıyor değilim. İnsan aynaya baktığı zaman suretini görmek ister. Biz artık o eski biz değiliz. Onların gözünde bozulduk. Sakin ol amca. Bozulduğumuz falan yok. Enerji işi büyük, mühim. Bunu elimizden kaçıramayız. Kendine güveniyorsan yakala o zaman kuyruğundan. Merak etme sen. Ben daha ölmedim. O iş elimden kimse alamaz. Ama önce bu skandalı imza atan o şerefsizin defterini düreceğim. Şefik Süer kimlerle iş yapar bulun bana. Ha bir de bakanın özel kalemine bak. Derhal hanım. Beni aldattın. Evliliğimizi, toplumdaki itibarını bir gecede silip attın. Geç bunları. Ne istiyorsun sen onu söyle bana. Boşanmak istiyorum. İyi, güzel. Ben de bunu istiyorum zaten. Ama ben senin de canın yansın istiyorum. Acı çekmeni, pişman olmanı istiyorum. Bunun için bir planın var anlaşılan. Bu planı sen kendi ellerinle hazırlayıp sundun bana. Avukatımla görüştüm. Bu düpedüz aldatma. Gazeteler bile delil. Bu kız sana ne yaptı? Aptala dönmüşsün. Bu boşanmanın bedelini çok ağır ödeyeceksin. Farkında değil misin? Boşanan servet avcısı kadınlardan olamazsın sen. Bu kadar ucuzlayamazsın. Sen ucuzladın ama. Neyin var neyin yok alacağım. Ben seni, sen servetini kaybedeceksin. Bakalım buna değecek mi? Os! Os bakayım! Os! Os! Hadi! Hadi! Os! Aa, ne bu böyle evin içinde? İt dediğin kapı önüne bağlanır. Ay, ne güzel çiçekler. Lale Hanım'a geldi. Çınar'dan. Bugün yanımda olamadığı için özür diliyor. Bu ne ihtimam? Şu ömrü hayatımda tek dal çiçek tutuşturan olmadı elime. Yazık. Sitayişte bulunmak için söylemedim. Ben memnunum halimden. Hoş! Aa, evi mundar etti bu hayvan. Lale, olmaz kızım bu böyle evde. Ama o hep benim yanımdaydı. Gün boyunca aşağı inmedi. Nerede duracağını biliyor. Lale'nin dairesinden dışarı çıkmıyor. Gene de olmaz. Lütfen bu çiçekleri salona koyun. Hadi oğlum gidelim. Hadi gel. Tövbe tövbe. Sen bir erkek torun doğur da ona oğlum de. Of be. Şuna bak. Alacaksın böyle bir tekne, açılacaksın açık denizlere. En büyük hayalim dünyayı gezmek. Hı. O zaman bu mali tablonun üzerinde düşünelim canım. Hı hı, tabii. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen evde kalmayacak mıydın bugün? Vazgeçtim. Hem haberin yok mu? Enerji işi sallantıda. Abim onunla uğraşıyor. Allah Allah. Sebep? Sen dün gece neredeydin? Olanları görmedin mi? Ya gördüm de. Yani adam evli olsa da sonuçta birbirini seven iki insan var ortada. Bir de aldatılan eş. Enerji işinin tüm mali çıktılarını bekliyorum sizden. Hı hı, tabii. Acele. Hadi oğlum. Gel, gel. Hadi. Tuttun mu?
gel buraya. Akşam yemeğinin hazırlıklarına başlayalım mı hanım? Başlayın. Şu itiyle çelik çomak oynayan gelin hanıma da haber ver de işe koyulalım. Peki hanım. Bismillahirrahmanirrahim. Gelenektir. Evin yeni gelini evin ilk aşını pişirir. Ama ben yemek yapmayı bilmem ki. Öğretiriz. Sen şimdi laf ola beri gele, şuradan içine bir tutam tuz at. İlk aş senin elinden çıkmış sayısı. Kızım ne yaptın? O tuz bu yemeğe çok fazla. Yaktın bir kazan çorbayı. Ama ben söyledim size, yemek yapmayı bilmiyorum. Ne oldu? Yemek kokusu midemi bulandırdı. Hadi bakalım. Kesemizin bereketi bol olsun. Afiyet olsun. Bu gidişle keseye bereket sor ama. Hayırdır? Aa, Çınar söylemedi mi? Enerji işi sallantıya girdi. Vah vah. O kadar da yatırım yapıp heveslenmiştiniz. Daha belli değil. Ankara'ya gidip durumu toparlamaya çalışacağız. Neyse. Çorbayı iyi akıl etmişsiniz. Gerçi biraz tuzlu olmuş ama. Gelin hanımın ilk aşı. Hı? Aa. Ne yaptın sen bunun içine? Ay, tuz çoru olmuş bu. Güzel karımın elinden zehir olsa içerim ben. Üç koca patates soyup attık tuzunu çeksin diye ama fayda etmemiş. Keşke tadına bakıp öyle servis ettirseydiniz. Kabahatli ben oldum yani. Hayır, öyle demek istemedim. Beyye dadı nerede? Odada dinleniyor. Sırada ne var? Taskiye baba. Aç bırakmayın bizi. Yusuf, köpekle oynadın. Git ellerini yıka hemen. Bir de işleriniz kötülemeseydi böyle. Ağzımızın tadı kaçtı. İzninizle ben yemeyeceğim. Hayatım. Yorgunum. Dinlenmem lazım. Anne. Dayım kulübe gitti. Sen niye çıkmadın? Canım istemedi. Ne oldu? Canım bir şey mi sıkıldı? Gel otur biraz. Benim küçük prensim. Eskiden sana hep küçük prensim derdim biliyor musun? Evet. Senin yerin hep apayrıydı. Lale'li eşim gibi değildin. Eşime çok üzülüyorum anne. Üzülme. Herkesin önce kendini düşün. Kulübe gidelim mi? Hı? Şöyle ana oğul eğleniriz ha? Olur. Ama orada eşimle karşılaşırsan olay çıkarma. Tamam. Merak etme, çıkarma. Ben hazırlanıp geliyorum. Ne demek buraya kadardın? Ben seninle bir hayat hayal ederken sen nasıl olur da böyle şeyler söylersin?
Sana verilmiş sözüm yoktu Şefik. Her şeyi göze aldım. Artık gerçekleri de biliyorsun. İstediğin her şeyi yaptım. Seni bunun için zorlamadım. Kullandın beni. Kullandın beni. Kime neyi ispatlamak istiyorsan artık yazıklar olsun sana. Bugün Hülya ile boşanma davasını bile konuştuk. Sıktın ama. Seninle birlikte olmak istemiyorum. Bu kadar basit. Alışacaksın bu eve. Annemin söylediklerine takılma. Huyu böyle. Dayanamadı. Yeşim'in yaptığını yüzüme vurdu. Utandırdı beni. Seni üzmek istemem. Fakat bu rezaletin iş hayatımızı bu kadar olumsuz etkileyeceğini düşünmemiştim. Durum çok mu kötü? Düzeltmeye çalışıyoruz. Lale, biliyorsun ki bizim geldiğimiz yerin bu tür hassasiyetleri var. Siz biz meselesine döndü bu iş değil mi? Alın mı hemen? Durumu izah etmek için yaptım bu ayrımı. Gel hadi. Hoş bulduk Zümrüt Hanım. Her şey hazır galiba. Evet, evet Zümrüt Hanım. Affedersiniz Zümrüt Hanım. Şirketinizin finans müşaviri ve hukuk müdürü geldi efendim. Sen onlara bir kahve hazırla, geliyorum hemen. Peki efendim. Benim küçük bir toplantım var. Sonra geleceğim. Hazırlan. Tamam Zümrüt Hanım. Taşları ısıtmayı unutma. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk Zümrüt Hanım. Bana güzel haberler verin çünkü moralim çok bozuk. Maalesef güzel haberlerimiz yok Zümrüt Hanım. Dinliyorum. Her koldan sıkıştık Zümrüt Hanım. Borçlarımız her gün daha fazla katlanıyor. Çalışanlarımızın da maaşlarını ödeyemedik. Hatta yakın bir zamanda şirketin de dönmesi mümkün gözükmüyor. İzmit'teki arsaları hani satın? Bodrum'daki siteyi satın? Ya o kadar zor mu Okan Bey? Maalesef şu tabloda malları satamıyoruz. Ne demek satamıyoruz? Önce vergi borcundan dolayı maliyenin koymuş olduğu hazzi kaldırmamız gerek. Bir de bankanın koymuş olduğu ipotek var. Saçmalıyorsunuz beyler. Gidin banka müdürüyle konuşun, rica edin. O kadar zor mu? Hiç sandığınızdan ciddi Zümrüt Hanım. Yani böyle bir durumda kişisel bağlantılarınız yetersiz kalıyor. Satış yapabilmemiz için ipotek ve hacizleri kaldırmamız gerek. Bunun için de nakit para gerekli. Anlaşıldı. Demek para bulmam gerekiyor. Toplantı bitmiştir beyler. Sağ olun. Peki. İyi günler Zümrüt Hanım. Günaydın. Oo, bakıyorum barış çubuğunu yakmışsın. Ne var, ne istiyorsun?
Bu evde küs kalacak değiliz herhalde, değil mi? Yarattığın onca rezaletten sonra seni affedebileceğimi sanmıyorum. Peki... ya Şefik'le ayrıldığımızı söylersem? Sersem, niye Lale'nin düğününü mahvettin? Niye bizi Çınar'a rezil ettin? Yapma. Sen onlardan utanacak kadın mısın? Neyse. Belki bilmek istersin diye düşündüm. Kolay gelsin. Yeşim Hanım, iki gündür sizi gazete sayfalarından izliyoruz Yeşim Hanım. Şaka yapma dayı. Ne o? Annenle mi kapıştınız? Lale kaçtı, kurtuldu onun elinden. Ama biz... Annenin elinden kaçıp kurtulmak öyle kolay değildir. Bu konuda çok özel bir yeteneğe sahip o. Doğduğundan beri öyleydi. Sahi Lale demişken bir haber var mı? Bilmiyorum. Onun yerinde olsaydım seni dizime yatırıp bir güzel döverdim, biliyor musun? Çok ayıp ettin ona. Ama o vakur kızdır. Yüzüne vurmaz. Sen ne yapacaksın bugün hayatım? Annem aradı. Sabah kahvesine gelecekmiş. Güzel. Çınar, eşimi merak ediyorum. Belki de annen güzel haberlerle gelir bugün. Umarım. Ah! Çıkıyor musun Çınar? Amcan da şimdi indi aşağı. Lale, sen de benimle gel de evin erkeklerini işlerine nasıl uğurluyorum gör, öğren. Hadi. Kaç, kaç. Ben ceketimi alıp geliyorum. Günaydın Necip Bey. Günaydın. Sabah kahvesine geldim. Kızı evlendirmek çok zormuş. Özlüyorum. Sık sık gelirim artık. Benim bildiğim yılan kendi yuvasından başka yerde yuvalanmazmış. Artık burası benim ikinci evim sayılır. Sen yine de ayağını denk al Zümrüt Hanım. Seninle işimiz bitmedi daha. Günaydın İkbal Hanım. Nasılsınız? Hamdolsun, iyiyiz. Ne kadar iyi olabilirsek artık. Bu arada elbisenizin kesimine bayıldım Necip Bey. Kumaşı ve dikişi harika. Hadi kalın sağlıcakla. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Hatta bugün Yeşim'in Şefik'ten ayrıldığını duydum. Daha da iyi oldum. Emin misiniz? Sen niye gitmedin oğlum? Amcan çoktan çıktı bile. Karın nerede? Lale yukarıda sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Hadi hadi ısmarladık. Oh be! Çok güzel olmuş. Hoş geldin anne. Al bebeğim. Nereden çıkardın şekerim? İştahsız bir şey yemiyor diye. Ben gayet iyi gördüm. Belki buranın yemeklerini sevmiyordur. Yo, gayet iyi her şey.
Kahvelerimiz de geldi. Yan tarafta içelim. Gel şekerim. Şu sizin sade. Teşekkür ederim. Ben içmeyeceğim. Kahve kokusu midemi bulandırıyor. Hamile misin yoksa? Hı? Olsun olsun. Bir çocuk bu yaban otlar arasında kök salmak için birebirdir. Hele bir de erkek olursa İkbal Hanım'ı Kayseri'ye kadar sürdürürsün. Anne lütfen. İkbal Hanım demişken onu da çağırsak mı? Ayıp oluyor, üçlü kumpas kurmuş gibi. Behiye, önce biz bize konuşalım. Hem Yeşim'in havadisleri onun yanında veremem herhalde. Merhaba. Bu ailede tek medeni insan sen misin demek. Ben de kızgınım onlar gibi sana ama nezaketi elden bırakmam. Keşke Çınar Ilgaz da senin gibi davransaydı. O haklı. İş bağlantıları sarsıldı sizin yüzünüzden. Boş durmadılar. Beni bitirmek için düğmeye bastılar. Basarlar. Yeşim'le ayrıldık. Bakalım Ilgazlar bu durumda hala baskıyı sürdürmeye devam edecekler mi? Demek ayrıldınız. Bakalım. Bekleyip göreceğiz neler olacak. Ekrem. Zümrüt bana hesap sormaya geldiğinde bu ilişkiyle ilintili olarak bir takım şantaj fotoğraflarından söz etti. Nedir bu işin aslı astarı? Sen biliyor musun? Var bu itin burada. Kaç kere söyledim bahçede kalsın diye. Tamam hanım. Hemen çıkarıyorum. Gel. Gel. Kuçu 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 kuçu. Cümle alem bastılar ocağımızı. Ah. Bekledik bekledik. Çıkmadınız yukarıya İkbal Hanım. Biraz işlerim vardı. Neyse. Bilahare görüşürüz. Biz çıkıyoruz. Sen nereye? Çınar'ı öğle yemeğine çıkaracağım. İşinden alıkoyma oğlanı. Zaten sıkışık. Hem yarın Ankara'ya gidiyorlarmış. Düğündeki rezilliğin pisliğini temizlemek için. Dikensiz gül bahçesi olmazmış İkbal Hanım. Sayemizde cemiyete girdiniz. Gülü koklarken de dikenine katlanacaksınız artık. Değil mi? Gel canım. La havle ve la kuvvet. Necip Bey, Zümrüt Hanım geldi. Acilmiş efendim. Tamam, gelsin. Buyurun. Merhaba Necip Bey. Ne güzel sizi böyle istirahat halinde yakalamak. Sizi buraya getiren aciliyet nedir merak ettim. Ama mevzu ne olursa olsun buraya gelmeniz pek uygun olmadı. Aşk olsun Necip Bey. Çocuklarımız evlendi, aileler birleşti. Artık akraba sayılırız. Buraya gelmemden daha doğal ne olabilir? Her ne diyecekseniz bir an evvel söyleyin lütfen. Ne güzel bir aile tablosu değil mi? Mutluluk tablosu. Ne yazık ki o tablonun içinde artık biz de varız. Ama hiçbir şey göründüğü kadar güllük gülistanlık değil. Ne demek istiyorsunuz siz? Benim ailem sizin yüzünüzden parçalandı. Kocamı gönderdiğiniz fotoğraflar yüzünden öldü. Bunu unutacağımı mı sandınız? Saçmalıyorsun. Hiçbir şey ispat edemezsin. Demek suçu kabul ediyorsunuz. Geriye sadece ispatı kalıyor.
Beni böyle mahallevari kelime oyunlarıyla alt edemezsin Zümrüt Hanım. Sizin adalet anlayışınız bu mu? Bu binanın altında kocam gibi kaç kurban yatıyor? Derhal dışarı çıkın. Çıkacağım. Ama bu işin peşinde bırakmayacağım. Gerekirse savcılığa kadar gideceğim. Yazık. Kendinizi gülünç duruma düşürürsünüz. Yanılıyorsunuz Necip Bey. Sonunda gülen ben olacağım. İhaleye girmeden önceki en yakın rakibinizin ölümünü nasıl açıklayacaksınız? Yeter! Bu konuda tek bir kelime daha duymak istemiyorum. Kuyruğun sıkışınca nasıl da sesin yükseliyor. Çıkın dışarı! Tabii ki çıkacağım. Ama bu işin peşinde bırakmayacağım. Güzel bir sürpriz oldu böyle güzel hale. Bu yoğunluk arasında bana zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim aşkım. Sen bir yana, dünya bir yana. Hadi şimdi boş ver işi gücü. Ne içiyorsun onu söyle. Ben içmeyeceğim. Ama sen içebilirsin tabii. Niye? İç bir kadeh. Şoförle bıraktırırım ben seni sonra. Öyle değil. Artık dikkat etmem gerek. Çınar. Ben hamileyim. Bir bebeğimiz olacak. Neden? Sen baba oluyorsun Çınar. Şimdi bir daha söyle. Baba oluyorsun Çınar. Bugüne kadar duyduğum en güzel haberi verdin bana. Şu anda hayatımın en güzel anını yaşatıyorsun bana. Seni çok seviyorum. Benim güzel karım, çocuğumun annesi. Daha fazla tutamam içimde. Baba oluyorum. Seni çok seviyorum. Hadi eve dönelim, herkese söyleyelim bu haberi. Öyle değil. Sen Ankara'ya git. Ben doktora gideyim, ondan sonra herkese söyleriz. Seni çok seviyorum. Zümrüt, seninle konuşmamız lazım. Hangi hususta? Bugün tenis kulübünde Şefi'yi gördüm. Ayrıldıklarını müjdelediyse biliyorum, haberim var. O değil de Valide Sultan, Şefi'ye şantaj fotoğraflarından söz etmişsin.
Ne iş? Evet, o fotoğrafları gördüm. Sana bunları servis eden kim? Yeşim yüzünden ben de tehdit altındayım. Kim? Az kalsın unutuyordum. Ne? Bunu? Hayır, hayır. Sen karnında çocuğumuzu taşıyorsun. Veliahtımı. Bırak ben de seni taşıyayım. Herkesi uyandıracaksın. Uyansınlar. Nerede kaldınız Çınar? İşte buradayız anne. Karımı odamıza taşıyorum. İyi geceler. Avare etti oğlumu kendine. Avare. Ne zaman gideceksin doktora? Yarın. Bugün düğün tebriğine gelenler olacakmış. Yarın ben de Ankara'dan dönmüş olurum. Yokluğuna nasıl dayanacağım bilmiyorum. Kendine dikkat et. Tamam. Hadi İkbal Hanım. Allah'a emanet ol. Hadi. Annem bakıyor. Hadi. Anlayacak. Güle güle. Lale. Selametle. Güle güle gidin. Allah işinizi rast getirsin. Aa, sen okula gitmedin mi Yusuf? Şey, ödevim vardı. Yapamadım da. Gene neyi beceremedin? Resim ödevini bana ver Yusuf. Teknik ressamlardan birine yaptırırım. Olmaz. Benim yapmam lazım. Ama yapamıyorsun çocuğum. Yeteneksizsin. Resim ödevini birlikte yapalım mı Yusuf'cum? Olur. Vallahi çok makbule geçer. Altı üstü bir resim canım. Ay öyle deme yenge. Proje ödevi notlarını etkiliyor. Bahçede yapalım mı? Olur. Hadi o zaman. Kahvaltını et, bahçeye ineriz. Bak ne güzel oldu, gördün mü Yusuf'cum? Şunu biraz daha arttırırsan. Evet. Rengi çok güzel oldu ama bak şurayı biraz daha koyulman gerekiyor. Bak değil mi? Tam bak şurayı. Fırçanla. Sen işe gitmeyecek misin? Düğün tebriğine hemşerilerim gelecek. Onlarla olayım dedim. Ha misafir dedin de söyleyelim o gelin hanıma da hazırlanmaya başlasın hemen. Bu mendebur hayvan gene mi evin içine? Aş! Aş! Dıp, dıp. Aş! Aa! Belki tablodaki tosbağalar gibi onu da seversin zamanla. Aman istemez. Çınar mı göndermiş gene? Aa! Ver bakayım. Seni şimdiden özledim. Saat başı çiçek göndereceğim sana. Sensiz geçen saatlerimiz hayal gibi. Allah Allah. Çok güzel oldu. Gördün mü? Demek ki yeteneksiz değilmişsin. Elin çok yatkın çizgiye hem de. Hepsi senin sayende oldu yenge. Teşekkür ederim. Misafirler gelecek. Kalk hazırlan. İşimiz bitmişti zaten, değil mi? Bu kılığın çok yakışıksız söyleyeyim. Kıyafetimin nesi var? Misafirler için başka bir elbise giyeceğim zaten. Üzerinde gördüklerim hep ufacık ufacık, kısacık şeyler. Onların bundan ne farkı var? Rica ederim, lütfen karışma. Misafirler benim misafirim ama. Sonra Çınar'a da çok ayıp olur, bana da. Hadi gel, ne giyeceğine birlikte karar verelim.
kızım? Hiç kolu bacağı olan bir entarin yok mu senin? Ne bu böyle el bezi gibi? Yani şöyle ikili takımın falan yok mu? Aa, yapmayın İkbal Hanım. Kızımız öyle ikili takım giyecek kadar sıkıcı mı? Yok, olmayacak bu böyle. Sen kaç beden giyiyorsun? 36. Cemoş'u arıyorum şimdi. Onun elinde vardır, sana o bedenden ikili takımlar yollasın. Şimdi o altın takıları takmamı isteyecek. E ne yapalım? Bir seferlik onun istediği kıyafetle çık karşısına, ne olur. Benim başım döndü. Seninki üçüncü posta çiçeği de yollamış. İkbal Hanım görsün diye bütün çiçekleri aşağıdaki salona koyduruyorum. Seni gidi seni. Şuraya koy. Allah Allah. Bu kaçıncı çiçek yahu? Vallahi sana bir tek dal çiçek gönderen olmadı ama Çınar'ı çok centilmen yetiştirmişsin yenge.